Evet hazır mısınız? Başlıyoruz. Yine bir gündem turu ve gergin olacağız. <laughs> Her zamanki gibi. İlk olay Esra Erol'un bir skandalı. Yani bu, buna Ah, başka bir şey bulamıyorum. Gerçekten çok sinirlendirdi beni. Önce olaya bakalım ondan sonra yorumlarımıza geçeceğiz. Çıkmak şunu. şey söyleyeceğim. Lütfen aynı isyanı iki çocukla bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster. Yanlışların arkasında durmak için bu tepkileri vermeyin. Ruhunuzu korumak için, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin. Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen. 18. Baban yaşındaki biri sana farklı amaçla dokunuyor. Bu mu senin geleceğin? Bu mu kendine layık gördüğün hayat? Şimdi şey de diyebilirsiniz izledikten sonra Ya bu kızın ne günahı vardı bu kadar üstüne gidilmiş falan Evet olayı ben birazcık araştırdım Esra Erol aslında bunu samimi şekilde ve düzgün bir dille söylemeye çalışsa Söylediklerinde bir problem yok Benim buradaki asıl değinmek istediğim mesele Kızın yaşadığı olay olmadığı için o konulara değinmeyeceğim Şimdi bir kere bu olay tamamıyla reyting için yapılmış Esra Erol'un Türk televizyonlarında yaptığı saçma sapan bir olay Yarın bir gün bu kız intihar etse Ki böyle çok fazla örnek var bu kadar baskıya dayanamayıp Nasıl bir açıklama yapılacak o taraftan ben gerçekten çok merak ediyorum. Şayet sen bu kızın gerçekten iyiliğini düşünseydin ve ona bir nasihat vermek isteseydin zaten bence bu ses tonu ne yapmış olursa olsun doğru değil ama yüzbinlerce insanın önünde bunu yapmazdın. Olay neden rating aslında biraz da şuradan anlayabilirsiniz. Youtube'a yükledikleri videoda kız yüzünü göstermek istemediği halde daha önceden göstermiş olabilir bakın ben şu andan bahsediyorum. Bu programın bir takipçisi falan değilim. Yüzünü gösterdiği bir saniyelik kısmı tam yıla koymuşlar. Zor yakalamışlar. Bir de çekmesin falan diyorsun. E çekmesinler kamera niye çekiyorlar o zaman? Kız bir hata yapmış olabilir ama sen neden insanların travmasına travma katıyorsun? Bu görüntüler kızla beraber hayatı boyunca gelecek. Hayatı boyunca silinmeyecek. En büyük hata yapmış bile olsanız kızın yerine kendinizi koyun. Resmen hayatınız boyunca silinmeyecek bir iz. Bunun yanı sıra şu Esra Erol ve Türevi programlara da değinmek istiyorum. Bunların sayısı çok arttı. Zaten biz zamanında evlilik programlarını eleştiriyorduk. Birbirlerini gördükleri ilk anda elektrik alan insanların oraya çıktıkları ardından bunları e verdikleri bir program. İçerisinde saçma sapan bin tane olay döndü. Bizim Türk halkı da böyle ağzından salyalar aka aka izledi. Neyse ki onlar kaldırıldı. E bunlar bitti mi bitmediler. Çünkü reytingin kaynağı zaten var. Geçen bilmiyorum biliyor musunuz ama Maske Sensin isimli bir program ortaya çıkmıştı ve bu program neymiş satanizm propagandası yapıyormuş falan diye yayından kaldırılmıştı. Ailevi değerlerimizi bozuyor falan diye. Ha şunu da söyleyeyim bu program Türkiye dışında birçok ülkede gayet de düzgün bir şekilde yapılıp eğlenilen bir programdı. Ancak nedendir bilinmez bizim ülkede böyle karşılandı. Ya resmi gazetede dolaylı yoldan bu programla alakalı şeyler yazıldı. Ya gözünüzü seveyim dünyanın birçok yerinde yayınlanan ve asıl amacı beğenirseniz beğenmezsiniz eğlence olan bir programdan ne istediniz bu kadar? Neyin propagandası? Ya hadi bir program kaldırıldı tamam ne diyelim? Onlar ailevi değerlerimizi bozuyor da bunlar ne arkadaş? İzliyor musunuz arkadaşlar şu programları? Neler neler oluyor ya? Hani Cem Yılmaz diyordu ya hani biz marjinaldik falan diye. Gerçekten hani ünlüler marjinaldi abi? Yok onun eniştesiyle yatmış yok onun kaynana atlamış falan. Abi siz neler diyorsunuz? Neler anlatıyorsunuz? Ve az önce izlediğiniz videodaki gibi arada böyle tansiyon falan da yükseliyor. Saçma sapan olayları da görüyoruz. Sormak istiyorum sevgili Rütük. Madem o kadar bir şeyleri sansürlemek istiyorsunuz. Ailevi değerlerimizi tırnak içerisinde korumak istiyorsunuz. Bu programların işi ne arkadaş? Ya ufacık çocuk şunu görse televizyonda. O onun kaynanasını atlamış. O bunun eniştesine bir şeyler yapmış falan diye. Koca enişte mi Aklını yitirir lan. Kendini kaybeder yani. Ama yok. Ev hanımlarımıza güzel dramalar lazım. Onların kafalarını meşgul edecek böyle saçma sapan olaylar lazım. O yüzden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. <laughs> ne de olsa maske programları zararlı yani öyle değil mi? Şu zararlı değil ama. Bu arada Esra Erol'u da çok savunan olmuş bu olayda. Evet doğru söylüyor. İşte kızın neler yaptığını biliyor musunuz falan diye. Lan mesele o değil ki. Kız ne yaparsa yapsın. Kızın travmasını tetikliyor burada. Bizim değindiğimiz mesele o. Ben demiyorum ki nasihat vermesin bu kızla konuşulmasın. Psikolojik destek kalmasın falan. Tabii ki bunlar yapılsın ama konuyla alakalı Hazreti Ali'nin muhteşem bir özetlemesi var ve aslında mesele tam olarak bu. Bir insana başkalarının yanında verilen öğüt, öğüt değil hakarettir. Umarım yeterince anlaşılmışımdır. İkinci meselemiz gerçekten çok komik gelen elektrik faturalarından ya da başka bir fatura da olabilir bu aralar elektrik ama çok pahalı ya. İnanılmaz rahatsız olan aynı zamanda bununla çok manidar şekilde çelişen hareketleri veya fikirleri olan bir takım ünlüler. Bakınız Seray Sever elektrik faturasını paylaşmış. 4145 lira. Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura yazmış. Ama aynı zamanda Seray Sever'in şöyle bir açıklaması var. En azından savaş uçakları uçmuyor, bombalar atılmıyor, yanında insanlar ölmüyor. İnsanların şükretmeyi bilmesi lazım. Millet iş gücü de beğenmiyor. Fasulye pahalı. Pahalıysa pahalı yapacak bir şey yok. Çalışacaksın, ucuz sebze yiyeceksin. Sevgili Seray Hanım, çalışacaksınız. O elektrik faturasını ödeyeceksiniz. Hem pahalıysa pahalı ya, yapacak bir şey yok. Niye şikayet ediyorsun ki sen? Güdülmemiz gerekiyor değil mi arkadaşlar? <laughs> Çok komiksiniz ya gerçekten. Ulan göz önündesiniz bari bu kadar çelişmeyin. Şeyda Erdoğan'ın attığı bir tweet. 10 dakikadır baygındım şimdi ayıldım sebebi doğalgaz faturamın 1200 lira gelmesi. Hmm Şeyda sen gayri resmi hesaba video çekmiştin değil mi? Bilmeyenler için AK Parti'nin gayri resmi hesap Z jenerasyonunu yakalamak için çıkardığı bir oluşum, bir proje ve Şeyda Erdoğan da burada yer almış. Ne kadar da hoş doğalgaz faturasını eleştirelim ama hükümetin projesinde rol alalım. Ne kadar güzel bir duruş. Biraz kambur bir duruş sadece onun dışında başka bir şey yok. Ha şey diyebilirsiniz ya bir fikirleri değişmiştir. 3 yıl önceki video falan. Buna kesinlikle saygı duyuyorum. Gerçekten de fikirleri değişmiş olabilir. Eskiden hükümeti destekliyor olabilir. Şu an desteklemiyor olabilir. Ama bu tamamen kendi düşüncem. Ben şeyden %99 parayla bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Yani o videonun. O nedenle burada fikirlerinin düşüncenin de bir önemi kalmıyor. Bunu eleştiriyorum. Umarım anlaşılmıştır. Bugünlük benden bu kadar. O zaman yarın tekrar görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.